Şimdi bu numara için iki tane seyirci ihtiyacınız var. Birinci seyirciden Destin'in yaklaşık olarak 3'te 1'ini kesip kestiği yerdeki kartı ezberlemesini söylüyorsunuz. Ve seyirci gelip yaklaşık 3'te 1'ini kesiyor ve kestiği yerdeki kartı ezberleyip bu paketi ayrı bir yere koyuyor. Diğer seyirciden de kalan Destin'in yarısını kesip aynı şekilde alttaki kartı ezberlemesini söylüyorsunuz ve ikinci seyirci de aynı şekilde bu seçtiği kartı ezberliyor. Şimdi bu seçilen kartları ben bulmayacağım. Ben bir yardım alacağım bu kartları bulmak için. Desteği biraz salladığım zaman destede iki tane joker çıkıyor. Ve bu iki tane joker seçilen kartları bulmak için bana yardımcı olacak. O da şu şekilde olacak. Bu jokerlerden bir tanesini alıyorum ve birinci seyircinin kartını bulmak için biraz salladığım zaman bu birinci kişinin kartının bana 18. sırada olduğunu söylüyor. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Diğer joker alıp salladığım zaman bu da bana ikinci kişinin kartının 43. sırada olduğunu söylüyor. Yani 18 buradaydı. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ve birinci kişinin kartı maça 9. İkinci kişinin kartı ise karo as. Yalnız tabii ki jokerler bana bir şey söylemedi. Yani böyle bir gerçeklik olmadığı için bu çok saçma olurdu. Jokerler daha iyi bir şey yaptı. En başında bu kartları tahmin etti. Çünkü bir tanesinin arkasında 18 yazıyor. Diğerinin arkasında da 43 yazıyor. 18. sırada ilk seyircinin kartı, 43. sırada da diğer seyircinin kartı. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kart oyunu gösteriyorum. Bu oyun Fulas'ta penaltıları kandırmış bir oyun. Eğer penaltıların kim olduğunu veya Fulas'ın ne olduğunu bilmiyorsanız bu videodan hemen sonra direkt araştırmanızı tavsiye ederim. Ben kısaca bahsedeyim. Penelteller dünyanın en iyi sihirbazlarından bir tanesi. Fulas'ta onların bir televizyon programı. Yani bu programa sihirbazlar katılıyor, oyunlarını yapıyorlar ve amaç penaltıları kandırmak. Eğer penaltıları kandırabilirlerse çeşitli ödüllerle beraber Las Vegas'ta gösteri yapma imkanına sahip oluyorlar. Ve bu şekilde ilerleyen süper bir yarışma. Bu göstereceğim oyun da Fulas'ın bir bölümünde penaltıları yapıp onları kandıran bir kart oyunu. Bunun kim olduğunu söylememe gerek yok. Zaten araştırırsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama söylemek istediğim şey şu. Bu oyunu yapan insana ait değil. Bu oyun Simon Aronson isimli çok iyi bir sihirbaza ait. O yüzden bütün bu krediyi Simon Aronson'a vermek gerekiyor. Kendisi de yıllardır sihirbazlık camiasına üretimde bulunan çok güzel oyunlar üreten bir insandır. Eğer merak edeniniz varsa kesinlikle bu videodan sonra Simon Aronson'ı araştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu oyun da self-working bir oyun. Self-working ne demek? Kendi kendine çalışan, sizin hiçbir teknik yapmanıza gerek kalmayan oyunlar. Bu göstereceğim oyunda hiçbir el çabukluğu yapmanıza gerek yok. Tamamıyla matematik prensibine bağlı bu oyun. Yani sizin sadece birkaç bir şey ezberlemeniz gerekiyor. Onu nereye koyacaktım, ilk hangisini çıkaracaktım gibi. Bunları ezberledikten sonra bu oyunu hemen zaten birine yapıyor hale gelebilirsiniz. Self-working numaraların zaten güzelliği bu. Yani birkaç bir şey ezberleyerek hiçbir el çabukluğu falan bir şey çalışmadan direkt olarak yapabiliyorsunuz. Bu oyunu yapması da izlemesi de çok keyifli. İki tane seyirci ihtiyacınız var ama bir kişiye de yapabilirsiniz bunu. Yani bir kişi iki tane kart ezberlemesini söyleyebilirsiniz. Zaten oyun ne kadar güzel olduğu belli yani. Penaltıları Fulas'ta kandırmış. Siz de bu oyunla rahatlıkla insanları etkileyebilirsiniz. Bu oyun için iki tane jokerin arkasına rakam yazmanız gerekiyor. Eğer joker probleminiz varsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Başka bir desteden, kullanmadığınız bir desteden joker alıp onların arkasına yazabilirsiniz. Ve o şekilde bicycle'larla veya olan destenize devam edebilirsiniz. Yani jokeriniz yoksa veya harcamak istemiyorsanız başka kağıtları koyup bu oyunu gene de yapabilirsiniz. Evet, siz de muhtemelen şu an bu oyun nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. O yüzden direkt olarak oyuna geçelim. Bakalım bu oyun nasıl oluyormuş. Bu oyun için ihtiyacınız olan şeyler. Birincisi tabii ki de 52 tane kart. Yani bir tane desteye ihtiyacınız var. Burada kartların tabii ki hepsi birbirinden farklı. Standart bir deste. İkinci ihtiyacınız olan şey 2 tane joker. Bunlar kırmızı olursa daha iyi. Başka destelen de olabilir bu arada. Ama kırmızı olursa daha iyi çünkü arkasındaki yazıların net bir şekilde okunması gerekiyor. Ve son ihtiyacımız olan şey de bir tane kalem. Bu kalem Sharpie olabilir. Sharpie bu işlerde çok fazla kullanılıyor. Ama bu Faber-Castell'in zamanında silgi kalem olarak çıkardığı kalemler de bayağı iş görüyor. Aklınızda bulunsun. Yani eğer kart imzalatmak için veya Sharpie yerine bir kalem arıyorsanız kesinlikle bu kalemleri rahatlıkla alabilirsiniz. Hem bulması kolay hem de Sharpie gibi kalıcı ve çabuk kuruyan bir kalem. O yüzden bu kalemi veya Sharpie'yi alıp iki jokerin arkasına
birine 43, birine de 18 yazıyorsunuz. Yani hazırlıklardan biri bu. Birine 43, birine 18. Bunu böyle okunur net bir şekilde yazarsanız daha iyi. Şimdi bu oyun bir matematik prensibine dayanıyor. Yani aslında tamamıyla matematikle işliyor. Hiçbir el çabukluğu yok. Sadece biraz ezber yapmanız gerekiyor. Şimdi ezberlemeniz gereken ilk şeylerden bir tanesi. Bunlar burada duruyor. 18 ve 43. İkisi de joker. Burada duruyor. Oyunu kurmak için ezberlemeniz gereken şey şu. 9, 18 ve 25. Yani bu demek oluyor ki 9 tane kart sayıyorum en üstten ilk jokeri koymak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kartı saydıktan sonra ilk jokeri unutmayın, küçükten başlıyoruz. İlk jokeri açık bir şekilde desteğe yerleştiriyoruz. 9'dan sonra neydi? 18 demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kart daha sayıyorsunuz. Yani 9 joker, 18 kart daha ve büyük numaralı jokeri 43'ü buraya koyuyorsunuz. 25 demiştim. Yani 25'te aslında geriye 25 tane kart kalması gerekiyor demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bütün setup, bütün hazırlık bu. Yani bunu ezberlemeniz gerekiyor. O da şu şekilde. Tekrar üzerinden geçiyorum. 9 joker, 18 kart joker ve geriye 25 tane kalıyor. Bu şekilde seyircinin karşısına desteği çıkartıp geliyorsunuz. Şimdi normalde bu oyun 2 seyirciyle yapılıyor. Ama isterseniz bir kişiye 2 tane kart ezberlemesini söyleyebilirsiniz. O şekilde de yapılabilir. Şimdi ilk seyirciye desteğin 3'te 1'ini kes demeniz gerekiyor. Şimdi zaten 9 kart aşağıda olduğu için eğer 3'te 1'ini aşağı yukarı kesmeye çalışsalar bile bu ilk jokeri geçecektir. Yani bu konuda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. 3'te 1'ini kesin deyin, desteği kes değil de desteğin 3'te 1'ini keser misin deyip zaten o zaman gelip küçük bir parça bu şekilde kaldıracaklardır. Bu jokere vurması, buradan kesmesi çok düşük ihtimal. Şimdi 3'te 1'ini kesmesini söylüyorsunuz. Seyirci de gelip 3'te 1'ini kesip bu kartı ezberliyor. Bu kartı ezberlemesini söylüyorsunuz ve paketini ayrı bir yere koyuyor. Geri kalan seyirciye de desteğin yarısını kes demeniz gerekiyor. Bakın normalde şu an joker burada. Yani üstten birkaç kart aşağıda. Buradan kesmesi zor. Eğer siz yarısından kes derseniz zaten o yarısından kesecektir ve bu şekilde bir kartı alacaktır yani. İkinci kişiye desteğin yarısını kes diyorsunuz ve bu kartı da ikinci seyirci ezberliyor. Bunu da kenara koyuyorsunuz. Şimdi ilk yapılacak şeylerden bir tanesi birinci kişinin kartını koyup sonra ikincisini koyacaksınız. Bunu bu şekilde yapmanız lazım. Ezberlemeniz gerekiyor. Bir koydum ve ikinci kişinin kartını da üzerine koydum paketini. Kartları bu şekilde koyduktan sonra devamı zaten çok kolay. Diyorsunuz ki bu seçilen kartları ben bulmayacağım. Siz herhangi bir yerden kestiniz, her şey şansınıza. Yani olayın ne kadar tesadüf ve şansa işlediğini de arada bahsedebilirsiniz. Ardından desteği sallayarak iki tane jokeri çıkartıyorsunuz. Desteği açtıktan sonra böyle masada da açabilirsiniz veya direkt böyle elde de açabilirsiniz. Bu spread yapmayı zaten göstermiştim. Bu videomu da izleyip spread nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Yani ister elde ister masada, ben şimdi açıklama amacıyla masada yapıyorum. Açıyorsunuz, iki tane joker çıktı diyorsunuz. Ve jokerin üstündeki paketi ayırıyorsunuz. Jokeri çıkartıyorsunuz. Diğer paketi de ayırıyorsunuz. Ve diğer jokeri çıkartıp bu şekilde bekliyorsunuz. Şimdi bu sefer daha farklı bir kapama sistemi yapacağız. İlkinde birinci kartı koymuştuk. Bu sefer tam tersi. Önce ikinci paketi koyuyorsunuz. Sonra da ilk paketi koyuyorsunuz. Ve şu an oyun hazır. Şimdi buradaki joker 18, buradaki de 43. Önce birinci kişinin kartını bulacaksak bu jokerle başlamamız lazım. Bunu alıyorsunuz. Böyle kulağınıza da götürebilirsiniz. Joker bana şu an senin kartın nerede olduğunu söylüyor diyorsunuz. Ve zaten 18, bunu biliyoruz yani. Burada 18 yazdığı için şu an otomatik olarak İlk kişinin kartı 18'de, ikinci kişinin kartı 43'te. Bu kendi kendine olan bir şey eğer önceki kapatma paketleri ve sıralamaları doğru yaptıysanız. Neyse kulağıma götürdüm. Bu bana bir şey söylüyor. Senin kartın 18. sırada olduğunu söylüyor diyorsunuz ve saymaya başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve gerçekten de ilk kişinin kartı buradan çıkıyor. 43'e devam edeceğiz. 18 saymıştık. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. kartta seyircinin diğer kartı oluyor. Buradan zaten ilk tepkiyi alıyorsunuz. Çünkü kendileri istedikleri yerden kestikleri şekilde ve bizim kapanmamıza rağmen seçilen kartları bulmuş oluyoruz. Bu ilk tepki. İkinci tepki de şuradan geliyor.
tabii ki jokerler konuşmuyor. Böyle bir saçmalık yok diyebilirsiniz. Ben böyle sunmayı seviyorum. Yani jokerler tabii ki bana söylemedi. Onlar daha büyük bir şey yaptı. Çünkü en başından, oyunun en başından sizin kartınızın nereye geleceğini zaten tahmin etmişti. Çünkü birinin arkasında 18 yazıyor ve diğerinin arkasında 43 yazıyor diye bu yazılı kağıtları çıkartıyorsunuz. Oyun bu kadar basit, tamamıyla self-working, tamamıyla bir matematik prensibine bağlı. O yüzden sadece ezber yapmanız gerekiyor. Hangi paketi nereye koydum gibi. Çok da fazla zorlayacak bir şey yok, bir el çabukluğu yok çünkü. Hemen bu olayları ezberleyip birine sunabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi oyun sadece bunlardan ibaret. Yani ezberlemeniz gereken çok küçük noktalar var. Ve bunları da ezberledikten sonra direkt istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz insana bu oyunu yapabilirsiniz. Ve çok güzel tepkiler alabilirsiniz. Dediğim gibi bu kendi kendine çalışan self-working bir oyun. Yani kanalda ara sıra hareket göstermeye çalışıyorum. Self-working hareketler göstermeye çalışıyorum ve bazen de teori göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyor şu an. Daha paylaşmayı düşündüğüm bir sürü hareket ve oyun var. Zamanla paylaşacağım. Siz de beğendiniz mi mesela bu self-working numaraları nasıl buldunuz? Yorumlara yazın veya merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri yazın. Ben cevap vermeye çalışıyorum. O an cevap veremesem bile ben yorumları dikkate alıp ilerleyen bölümleri ona göre şekillendirmeye çalışıyorum zaten. O yüzden bol bol yorum yazmayı unutmayın. Bir de şunu fark ettim. Yeni video koyduğum zaman bazı arkadaşlar geç görüyor. Öyle probleminiz varsa abone olun, hemen yanında o bildirim zilini açarsınız. Her video koyduğumda size zaten direkt olarak haber gelecek. Bunu da yapmayı unutmayın. Çünkü bu aralar gerçekten sık sık video paylaşmayı planlıyorum. Koyabildiğim kadar video koyacağım. Siz de bu hareketleri çalışıp başkalarına yapabilirsiniz. Evet, bu hafta böyle bir oyun göstermeye karar verdim. Bence gayet eğlenceli ve güzel bir oyun. Bir el çabukluğu gerektirmediği için sadece sunuma odaklanıp çok güzel performans yapabilirsiniz. Bu oyunun ve self-working numaraların böyle bir faydası var. Siz de hemen bir deste alıp bu oyunu hazırlayıp insanlara yapmaya başlayın. Zaten ne kadar güzel tepkiler aldığınızı göreceksiniz. Dediğim gibi bu aralar fazla fazla video yüklemeye çalışıyorum. Eğer destek olmak istiyorsanız ve umarım bu kanalın büyüdüğüne tanık olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hep beraber bakalım neler olacak, görelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.